Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com Özgür Sancar'la spor kazanını sunar. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ikinci maçında Ajax deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldı. Az sonra Sergen Yalçın'ı dinleyerek başlayacağız programımıza ve Beşiktaş'la ilgili bağlantılarımız olacak. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la spor kazanı devam ediyor. Az önce Cengiz Ünder'i dinledik. Biliyorsunuz Marsilya ile iyi bir sezon başlangıcı yaptı milli futbolcu. Roma'dan oraya kiralık olarak gitmişti. Jorge Sampaoli'nin, Arjantin teknik direktörün, kendisine çok güvendiğini söyledi de yarınki Galatasaray maçında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceklerini ifade etti. Değerli dinleyiciler, temsilcimiz Galatasaray Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 yendi ve grubun lideri. Yarınki rakibi Marsilya, Moskova deplasmanında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalmıştı. Son maçlarında Lens karşısında kaybettiler, hem de iç saha maçıydı bu. İç sahada kaybettiler ve yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Önemli oyuncuları var. Marsilya'yı hem yurt dışından yapacağımız hem de Türkiye'den yapacağımız telefon bağlantılarıyla analiz edeceğiz. Jorge Sampaoli Şili milli takımında gösterdiği başarıdan sonra Sevilla'nın başına geçmişti ama orada istikrarlı olamadı. Benim beğendiğim teknik direktörlerden bir tanesi. Elbette ki bir merkez santrfora sahip olmayınca, orijinal mevkii forvet olmayan ya da santrfor olmayan oyunculardan kurulu bir üçlü hücum hattıyla oynatıyor Marsilya'yı. Bazı maçlarda etkili oldu ama genel itibariyle ritmini bulmuş bir takım değil Marsilya. Her ne kadar tersini Galatasaray için söyleseler de yarınki maçta şansların eşit olduğu kanaatindeyim. Marsilya, Galatasaray, Olympiakos, Fenerbahçe maçları ile ilgili bağlantılarımız olacak ama dün geceye gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da 2-0 mağlup oldu. Maçta tartışılan pozisyonlar da vardı hakem kararları itibariyle. Genel itibariyle bakalım Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ne söylemiş, bunu dinliyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz Beşiktaş camiası olarak. Yani genç oyuncularla oynamak bu seviyede tabii ki kolay değil. Zor ama oyuncuların böyle bir atmosferi yaşamaları, bu atmosferin içinde olmaları onlar için bundan sonraki futbol hayatlarında çok önemli olacak diye düşünüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Özellikle işte Serdar'dı, Ersin'di, Berkay'dı, Rıdvan'dı, Can'dı. Yani 18-20 yaşında fazla oyuncuyla oynadık. Onları genç oyuncu oldukları için oynatmadım. Öncelikle onu söyleyeyim. Gerçekten bundan sonrasında hayatlarının devamında önemli tecrübeler kazanıp iyi yerlere gelebileceklerini düşündüğümüz için oynattık. Bizim değer verdiğimiz, Beşiktaş'ın geleceği olabilecek önemli isimler. Oyuna gelince zor bir oyun oldu. Tabii ki bu seviyede oynamak kolay değil. Gerçekten zor. Ajax bu turnuvanın çok önemli takımlarından bir tanesi. Yıllardır bu turnuvanın içinde sürekli olan bir takım. Oyun boyunca oyuncularım oyun planımıza sadık kalmaya çalıştılar. Topu rakibe verip biraz daha beklemeyi tercih ettik bugünkü oyunda. Çünkü kadro yapımız bunu gerektiriyordu. Böyle bir oyun oynamayı hissettik. Biz teknik ekip olarak böyle bir karar verdik ve beklemeyi tercih ettik. Yani oyunun tamamında aslında oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Yani iyi bir reaksiyon gösterdiler böyle bir rakibe karşı diyebiliriz. Mücadele açısından gayet memnunuz. Oyuncularımız istekliydi, arzuluydu. Ancak sonuç tabii ki istediğimiz gibi olmadı. Bu yüzden tabii ki üzgünüz ama dediğim gibi bu turnuva futbolun en üst turnuvası. Çok zor bir turnuva. Çok daha hazır olmak gerekiyor. Çok daha fazla konsantre olmak gerekiyor. Oynadığımız takımlar gerçekten çok güçlü takımlar. Yani bu seviyede mücadele etmek için çok daha sağlam basmamız gerekiyor oynadığımız müsabakalarda. Bugün için sadece mücadeleden ve iyi niyetten memnunuz biz Beşiktaş camiası olarak. Bir de sakatlık yaşamadığımız için memnunuz. Bugün sakatlık yaşamadık. İnşallah nazar değmez. Bundan sonra da böyle olur oynayacağımız müsabakalar ama sonuca baktığımız zaman finalde sürekli olmayan oyuncuları konuşuyoruz. Sakatları konuşuyoruz. Bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü olmayan oyuncular zaten yoklar. Olan oyuncuları konuşmak çok daha mantıklı. Olanlarla yola çıkıp şu anda oynayabilecek oyuncularımızla beraber bir şeyler yapmak çok daha önemli. Her zaman sakatlar olabilir. Her takımda olabilir. Onlar zaten milli maç arasından sonra tam şekilde, yani tam kadro olarak döneceğiz geriye. Ama dediğim gibi
zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreçten umut ediyorum ki en güçlü şekilde çıkacağız Beşiktaş camiası olarak. Yani bugün için tatmin edici diyebiliriz. Çünkü çok farklı bir kadroyla oynuyoruz. Çok genç oyuncularımız var, yeni oyuncularımız var. Bu seviyede ilk defa oynayan 4 tane 5 tane oyuncumuz var. Kolay değil. Bana göre 115'i 112 yani gayet mantıklı bir seviye bugünkü maç için. Ya yani onu aslında farklı şeyler düşünerek söyledim. Yani o bu maçla yani maç bunları konuşmak çok doğru değil. Genellemeye alıp genel konuşmalıyız aslında bu konuları. Çok yani uzun konular, burada konuşulacak konular değil ama bugün itibariyle ben oyuncuların mücadelesinden, genç arkadaşların iyi niyetinden, formayı giyen, Beşiktaş formasını giyen genç arkadaşların bu formayı giyebilecek kapasitede olduklarını birlikte gördük. Orası çok önemliydi. Çünkü çok gençler, önlerinde uzun bir futbol hayatı var. Umarım çok daha iyi olurlar. Çok o konularla ilgili fikir belirtmem doğru olmaz. Sezon içerisinde oyuncuların performansları inişli çıkışlı olabilir. Bu çok normal. Bazen çok beklenti içinde olduğunuz oyuncular beklentiye cevap vermeyebilir. Yani bu oynanan oyunun doğasında olan bir şey. Ekstrem bir durum değil bu. Tabii ki zaman zaman oyuncuların performanslarıyla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz ama yani 8 aylık 10 aylık bir sezonda bunların olması gayet normal. Sakatlıklar olduğu gibi performans değişiklikleri de oyuncularda olabilir. Bunları uzun süre zarfında tölere edebileceğimizi düşünüyoruz. Sakatlıklara gelince yani söylenecek fazla bir şey yok. Olabilir sakatlıklar. Tabii ki üzgünüz. Tabii ki tam kadro olmak isteriz. Geniş kadro olmak isteriz ama şu anda elimizdekilere şükretmek durumundayız. Yani iddiamıza gelince çok kolay değil tabii. Kolay olacağını düşünmüyorum. Zor. Yani bundan sonra kalan 4 maçta alacağımız puan sayısını hesaplamak da zor ama dediğim gibi istediğimiz seviyeye gelirsek, oyuncularımız tam takım olursa bundan sonraki maçlar bu şekilde olmaz. Onu söyleyeyim. Bir yorum. İkinci yarıda Kenan'la bulduğu bir gol vardı Beşiktaş'ın ama rakibine faul yaptığı gerekçesiyle maçın hakemi Benio Bastian tarafından sayılmadı. Fransız hakem nasıl bir maç yönetti? Bu pozisyonda %100 hata yaptı mı? Uzman bir isme Sayın Deniz Ateş Bitnel'e soracağız. Bir çok başarılı maçlar yönetti biliyorsunuz. Aynı zamanda eğitimci. Bakalım akşamki pozisyonu ve genel itibariyle Fransız hakemin yönetimini nasıl yorumluyor? Hocam hoş geldiniz. Yayınlar diliyorum. Sağ olun, katıldığınız için teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Her zaman. Eksik olmayın hocam, sağ olun. Sağ olun. Hocam ne diyeceksiniz? O pozisyon faul müydü? Bu noktalarda hakemin inisiyatif kullanma hakkı var mı? Ya da işte omuz omuza mücadele olarak yorumlayanlar var. Ya da işte Kenan geldi, oyuncunun topa giden, oyuncunun dengesini bozdu diyenler var. Hangisi doğru sizce? Şimdi şöyle başlayalım. Önce benim Benat'ın bu maça atanması daha önce bir tartışmaya yol açtı. Hani bizim daha önce bir Fenerbahçe'nin maçını yönetmişti. Bir de milli takımın maçını yönetmişti 2-2 biten. Maç içerisinde vermiş olduğu dengesiz kararlarla tanınan bir hakem. Yani şöyle söyleyeyim aslında. Bana şahsi olarak sorarsanız genel anlamda ben Fransız hakemlerin zaten maç yönetme tarzını beğenen biri değilim. Fransa'nın en ünlü hakemi Turpin'in bile Avrupa Şampiyonası'nda yapmış olduğu birçok hatalı, vermiş olduğu birçok hatalı karar var. Öncelikle buna değinelim. Yani bizim ligimizde oynanan ya da Avrupa Ligi'nde büyük liglerde oynanan maçlardaki yönetim tarzından çok uzaklar. Bir kere bunu söylemek gerekiyor Fransız hakemlerin. Tartışılan kararları oldu evet ama şöyle başlayalım. Beşiktaş bu kadar eksikken herkes fark atacağını beklerken belki maçın hakemi bile buna adapte olarak bunu öngörü olarak görmüş. Fakat maç bu şekilde gitmeyince de maç içerisinde dengeler onun açısından da değişmiş olarak yorumlamak lazım. Böyle gidince de tabii maçın içerisinde vermiş olduğu kararlar da tartışıldı. Özellikle Kenan'ın rakibiyle girmiş olduğu mücadelede çok acele etmesi, oyunu iyi okuyamaması, pozisyonu iyi okuyamaması Beşiktaş'ın atmış olduğu golün haksız bir yere iptaline sebep oldu. Şöyle yorumlayalım pozisyonu. Anlatabileyim. Kural kitabı içerisindeki tabirle anlatmaya çalışayım. Şimdi bir oyuncu rakibine şarj yaparsa faul olarak değerlendiriyor. Dikkatsiz, kontrolsüz veya aşırı güç kullanarak şarj yaparsa diyor. Şimdi bu pozisyonunda dikkatsizlik, aşırı güç kullanma ya da kontrolsüz bir hareket var mı? Bir kere ortak bir top. Kenan Karaman'ın rakibine olan fiziksel bir üstünlüğü. Hı hı. Bu ortak top sırasında
oyuncunun ters ayakta yakalanması ve fiziksel olarak biraz daha Kenan'dan zayıf olması bir kere yerde kalmasına sebep oldu. Ama buradaki püf nokta ne biliyor musunuz? Şarj bölgesiyle müdahale etti mi Kenan? Bir oyuncunun şarj bölgesi omuz hizası, omuzla pazu denen kol bölgesinin rakibinin de omuz ve pazu bölgesine denk gelen bölüm. Evet. Şimdi ben kendi omuzumla rakibi arkadan itersem, sırtından müdahale yaparsam, önden yaparsam müdahaleyi oyuncunun dengesini bozabilirim. Ama yandan tam omuzuna müdahale yaparsam, bu arada şunu söylemek gerekiyor, aşırı güç kullanma burada ya da işte kontrolsüz olma, duran bir oyuncuya gelip hiçbir pozisyon yokken şarj bölgenizle müdahale ederseniz de faul, ama burada ortak bir top var. Her ikisi de top için mücadele ediyor. Her ikisinin gözü topta. Kenan daha güçlü kalıyor. Şarj bölgesiyle rakibe müdahale ediyor. Dolayısıyla nizami bir şarj olduğu için de pozisyonun devam etmesi gerekiyordu. Golün geçerli olması gerekiyordu. Dediğim gibi Fransız hakemin acele davranması, görüş açısının kapalı olduğunu da düşünmüyorum. Maç içerisinde ne düşündü onu da bilmiyorum ama bir golün engellenmesine sebebiyet verdi Beşiktaş'ın. Bu da onun için eksi bir hane oldu. Evet. Dolayısıyla bu seviyede, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu tarz hatalara çok fazla göz yumuyor UEFA Hakem Kurulu. Bakalım bu hakem hakkında hakemle ilgili nasıl bir yaptırım uygulayacaklar, onu da göreceğiz. Sizce hocam tahmininiz nedir? Bir yaptırım olur mu? Yani Fransız lobisi biraz güçlü bir lobi. Yani yaptırım olur mu derseniz, eğer aynı hatayı bizim Türk hakemlerden biri yaptı. Ya da bunu hata olarak değerlendiriyorlar mı hakem komitesi? Bugün bu hata büyük bir hata. Yani şimdi bu pozisyonu UEFA hakem eğitimlerinde mutlaka kullanacaklardır. Anladım. Dolayısıyla bu tarz pozisyonların faulle değerlendirilmemesi gerekiyor. Nedenini sorarsanız, bu pozisyon orta sahada olsaydı hiç tartışılmazdı ama olduktan hemen sonra bir gol oldu. Maç 2-1 olacaktı. Maçın hikayesi değişebilirdi. Beşiktaş zaten genç bir kadroyla gitmiş. Kendini özgüvenli oynayarken bu tarz bir pozisyonla karşılaşması da eksi bir motivasyon oldu onlar için. Dolayısıyla dediğim gibi hakem için normal şartlarda bir yaptırım olması gerekiyor. Evet, ama olur mu olmaz mı, Fransız lobisi sağlam gelir mi gelmez mi, onu da göreceğiz ilerleyen haftalarda. Peki. Net ifade etti Sayın Deniz Ateş Bitner. Hocam genel itibariyle yönetimi nasıldı? İlk yarıda inisiyatif haklarını rakip takımdan yana kullandığını düşünüyor musunuz? Özellikle birebir mücadelelerde, faul pozisyonlarında. Evet. Zaten diyorum ya, şimdi hep böyle kamuoyunda maç farklı olur. Hakem de buna ayak uydurdu. Biraz daha böyle sanki ikili mücadelelerde Ajax'ın lehine düdükler çaldı gibi geldi bize de. Ama işte bu pozisyonlar ya da bu tartışmalı düdükler, ince nüanslar çok fazla konuşulmuyor maç içerisinde. Maçın sonucuna etki edebilecek siyah beyaz hatalar önem arz ediyor. Ona da imza attığı için hakem genel anlamda kötü bir maç yönetti diyebiliriz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler. Konuğumuz Deniz Ateş Bitnel'di. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Az önce Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır ve elbette ki teknik direktörü Vitor Pereira'nın yarınki Olympiakos maçıyla ilgili düzenlediği basın toplantısını dinledik. Tekrar dönüyoruz Beşiktaş bölümümüze. Beşiktaş'ın eski idarecisi Hasan Bozkurter bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba. Yayınlar, teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Size de. Tabii en çok tartışılan konu hakemin verdiği karar. Bir de tabii çok genç futbolcularla oynadı. 11 eksikten dolayı Beşiktaş nasıl bir mücadele örneği verdi sizce? Şimdi tabii Beşiktaş 11 tane eksikle oynadığı için bu mücadele bize tabii 4-5 tane de gencimiz oynadı. Bizim için ileriye dönük umutlarımızı daha da takım için daha da böyle umutlarımızı arttırıyor. Ama burada esas sorun Fransız hakem Benoît Bastien'in tavrı. Yani biliyorsunuz bu hakem daha önce Fenerbahçe Helsinki maçında yine tartışılır bir yönetim gösterdi. Ve dün de gördünüz attığımız gol, yani bariz gol, herkes gol diyor. Fakat yine hakem orada bir faul yarattı. Şimdi buradaki olay şu. Şimdi bizim UEFA'da yöneticimiz var. Servet Yardımcı. Yani Şener Zerzik'ten sonra UEFA'da ikinci olan yönetim kurulu üyemiz.
Şimdi Türkiye Ligi'ne bakıyoruz. Türkiye Ligi'nde hakemler kötü maçı yönetip hakemlerin kararıyla maç istenilmeyen sonuçta bittiği zaman hemen kulüp başkanlarımız ve yöneticilerimiz çıkıyor. Kara gömlekli cellat, efendim işte düdüğünü duvara as. Bunlar söyleniliyor. Fakat UEFA'da bizim hakkımızı yiyen hakemlere karşı bizim ne federasyon başkanımız ne de Sayın Servet Yardımcı bu konuda bir açıklama yapmıyor. Neden, niçin? Yani bakın, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa'da maçları devam ediyor. Eğer biz bu tür hakemlerle sürekli maçın kaderini etkileyecek kararlarda hep bizim aleyhimize veriliyorsa, burada bizim Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Sayın Yardımcı'nın da yani bir şey demesi lazım. Bu böyle yani olmuyor. Çünkü orada bir görev verilmiş. Deneyin üçlü git kardeşim. Ben 7 kişilik yönetim kurulu üyesi ol. Orada hem UEFA'ya hizmet et hem de tamam yani takımlarımızı gözü kara korumayalım, kollamayalım ama olan şeylerin üstünde de bir şey demek vermemiz lazım. Bir yaptırım yapmamız lazım. Onları da yapacak olan oradaki arkadaşımız. Onun için ben bu konuda ciddi ciddi üzülüyorum ve ciddi ciddi de Türkiye kulüpleri adına da üzülüyorum. O zaman biz Avrupa'da niye mücadele edeceğiz? Yani bir Fransız hakem sürekli Türk takımlarının aleyhinde düdük çalıyorsa o hakemi istemeyin beyefendi. İstemeyin. Çıkın deyin ki oradaki atama dairesine, hakem atayan veya merkez hükme kuruluna, hakem kuruluna deyin ki ya biz bu arkadaş bizim Türk takımlarıyla oynandığı zaman sürekli bizim takımlarımızın aleyhinde öyle bir görüntü var ki sanki böyle bir ön yargılı gibi maç yönetiyor. İstemiyoruz deyin ya, bir şey deyin yani. Bunu biz demezsek yazık değil mi yani? Bugün Avrupa'da herkesin beklentileri var. Hem de millet olarak, hem taraftar olarak, hem Türkiye olarak. Onun için ben bu konuda rahatsızlığımı dile getirmek istedim. Onun dışında Beşiktaş'ımızdan umudumuz var. Sergen Hoca'ya güveniyoruz. Bu 11 tane oyuncumuz zaten süreç içinde kesinlikle takımda yerlerini alacaklar ve Beşiktaş yine bizi mutlu edecek. Ama bu esnada Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın bir ortak deklarasyon yayınlayıp veya UEFA'nın en yetkin insanlarıyla konuşup bu atamaları işine biraz tepki koymaları gerekir diye düşünüyorum. Sporting'de yapılacak iki tane maç var. Bu maçlardan ikisinden de galibiyette ayrılmak durumunda gruptan çıkmak istiyorsa temsilcimiz Beşiktaş. Ne diyorsunuz? Valla biz eğer sakat olan oyuncularımız gerçekten o iki maçta biz artık vazgeçtik %100 kadroyla oynamayı, %75 %80 kadroyla çıksak ben Lisbon'u yeneceğimizi ve ondan sonra da İstanbul'da göreceksiniz hem de Almanya'da hem Dortmund'da hem burada Ajax'da başa baş oyun oynayacağımızı ve bu gruptan çıkacağımızın inancını taşıyorum. Anladım. Çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğin son bir şey? Yok, çok teşekkür ederim. Yani bunları benim dememden ziyade futbolun tepe noktasındaki insanlar ve UEFA'da görev almış olan insanların Türkiye'nin hakkını korusunlar yeter. Biz onu halk olarak, millet olarak bunu istiyoruz. Peki. Sayın Hasan Bozkurter, Beşiktaş'ın etkin isimlerinden eski idarecisi, görüşlerini sizlerle paylaştı. Bir kez daha teşekkür ederim size katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Az önce Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ve futbolculardan kaleci Altay Bayındır'ın basın toplantısını dinledik. Pereira dedi ki futbolda esas olan sistem değildir. Sistem bir başlangıçtır ama önemli olan dinamiktir. Takım dinamiğine bakın dedi. Bu konuyu ve yarın Fenerbahçe'nin Olympiakos karşısında nasıl bir düzenle, nasıl bir 11'le çıkacağını konuşacağız. Sevgili Arda Erol'la Fanatik'te yazıyor ve Fenerbahçe'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Arda, hoş geldin yayınımıza, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar Özgür. İyi çalışmalar dilerim, ben de kolay gelsin. Sağ olasın. Arda, ne diyorsun, nasıl yorumladın bu sözü? Yani Pereira geldiğinden beri bu üçlü savunmanın konuşulmasından rahatsız nedense ama neden rahatsız olduğunu da anlamadım. Yani keşke futbolda hep böyle hakem kararları ve işte diğer saçma sapan konular yüzünden hep böyle sağ içindeki taktiği, tekniği konuşsak. Neden rahatsız olduğunu ben anlamadım açıkçası. Sonuçta bu konuda hani kendisini eleştiren de yok ki, hatta daha çok hani yeni bir şeyler denediği için destek de olunuyor kendisine. Ama ilginç bir şekilde bundan rahatsızlık duyuyor Vitor Pereira.
Bir sana bir yani şey soracağım Arda. Bazı örnekler vardı. İşte kafede, barda, orada burada konuşuluyor. Herkes futbolu biliyor ya da bildiğini sanıyor derken aslında küçümseyici bir tavır mı takınıyor Pereira sence? Yani herkes futbolu bildiğini düşündüğü için zaten bu kadar popüler bir oyun futbol. Hı hı. Çok da zor bir şey değil bilmek futbolu. Aynen, yani konuşun, tabii ki kimse bir teknik direktör kadar teknik anlamda bu işi bilemez. Ama insanların izlediklerini, izlediği, gördüğü şekilde yorumluyor. Zaten dediğim gibi yani bu nedenle insanlar anladıklarını düşündükleri için bu kadar popüler bir oyun. Eğer Pereira'nın dediği tarzda olmasaydı zaten Pereira'da şu an kazandığı parayı muhtemelen kazanamıyordu. Tüm dünyada futbolun popüler olmasının en önemli nedenlerinden birisi bana göre bu. Yani neye istinaden bu kadar doldu, bu tarz açıklamalar yaptı bilmiyorum. Yani hem üçlü diye takılmayın, önemli değil diyor. Hem Stephen Colker'ı sisteme uygun değildi diyor, kullanmadım diyor. Hem sistem yani vurgusu madem, yapıyor, sonra da sistem değildir, esas olan enerji ve dinamizmdir diyor futbolda. Ben de anlamadım. Yani çok enteresan açıklamalar yaptı. Gerçekten tuhaf oldu. Yani işte hani şu kendi açıklamasında dakikalar birkaç dakika önce söylediğim birkaç dakika sonra farklı bir şekilde bir anlamda aslında terslemiş oluyor. Madem hani üçlü savunma çok önemli değil, önemli olan oyuncuların enerjisi, istekleri, o zaman Colker'ın neden sisteme uygun değil diyorsun. Gerçekten enteresan bir basın toplantısı oldu diyebiliriz bu açıdan. Sevgili Arda Erol bu tespitleri yaptı. Elbette ki İngilizce tercihi de önemli bence. Sanırım Yunan basın mensuplarının da varlığını düşünerek İngilizce konuşmayı tercih etti. Normalde ana dili Portekizce konuşuyordu basın toplantılarında. Evet, muhtemelen biraz daha rahatlık olsun diye Yunan meslektaşlarımıza da tercihini yönden yana kullanmış olabilir. Kendisi de biliyorsun Olympiakos'ta çalışmış, şampiyonluk yaşamıştı. Hı-hı. Muhtemelen meslektaşlarımız arasında tanıdıkları da vardır Pereira'nın. Tabii sonuçlar iyi oldukça Pereira çok daha büyük bir özgüvenle bu basın toplantılarını yapacak. Sonuçlar iyi oldukça birkaç kişi sistemle ilgili, yani işte Fenerbahçe üçlü stoperle oynamaz, değiştirmeli, dörtlüye dönmeli eleştirileri de çok baskın gelemeyecek. Dolayısıyla her şey sonuçlar endeksi. Şu ana kadar iyi ama zorluk derecesi yüksek maçlardan bir tanesini oynayacak ki ben Olympiakos'u yıllardır yakından takip ediyorum. Geçen sezonki standartlarına ulaşamadılar. Ama ona rağmen oyunun 30 dakikasında ya da 35 dakikasında, her neyse, 36 dakika değil ama maksimum 35 dakikasında baskı yapabilen bir takım. Elbette ki Tiquinho sakatlıktan döndükten sonra çok etkileyici ve Fenerbahçe'yi en çok tehdit edebilecek oyunculardan bir tanesi. Bir Portekizli teknik direktör ki genelde Portekizli teknik direktörlerle çalışıyorlar. Evet. Martins daha çok kanatları işletmeyi düşünen, üçüncü bölgeye oyunu yığmaya çalışan bir ekip oluşturdu. Fakat ben dikkat ettim, Antep kazandıkları maçta acayip şanslılardı Arda. Yani Belçika takımının bir sürü pozisyonu var, atamadılar. Çok beceriksizce davrandılar. Birazcık şans faktörüyle de buraya geldiler ama yarın bence ligdeki herhangi bir maçtan, özellikle de son Hatay maçından çok daha zor bir rakiple karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Sen nasıl yorumluyorsun? Şimdi Olympiakos konusundan şunu göz ardı etmeyelim. Yunanistan Ligi yayın hakkı krizi nedeniyle başlaması gerekenden geç başladı. Olympiakos dolayısıyla daha az maç oynadı ligde. Bu nedenle henüz form tutamadı. Yani yavaş yavaş yükseliyorlar. Kalite anlamında baktığımızda kesinlikle çok kaliteli oyuncular var ki özellikle orta sahanın merkezinde Fenerbahçe üstünü kurabilirler. İşte Kamara olsun, Boşalakit olsun, Envila olsun. Gerçekten önemli isimler ki Envila da Antalya maçından sonra sakatlanmıştı. 2-3 maç kaçırdı. Sonra son hafta sonunda oynanan Asteras maçında 33-35 dakika süre aldı ve dönmüş oldu. Muhtemelen ilk 11'de görev yapacaktır o da. Eğer hani Gustavo, Mert Hakan merkezine karşılık bu saydığım üçlü üstünlük sağlayabilirler. Nedenle orta sahada özellikle çıkarken onların yapabileceği o şok prese karşı, yani ikinci bölgede yapabilecekleri prese karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü kaptıkları topları hızla kanatlara aktarıyorlar ki Ferdi ve Osayi Samuel'in defansif zaafları da ortada. Onyekuru'nun zaten bu sefer yakından biliyor. Onyekuru olsun ki Yunan meslektaşlarımıza göre bu sezon hiç oynamasa da o ilk 11'de oynamamış olan Ronny Lopez'i Fenerbahçe'ye karşı 11'de oynatabilir. Son ilk maçında oynadı galiba ve çok iyi bir performans sergilemiş. Beğenmişler. Sağ tarafta oynattı onu bildiğim kadarıyla. Son ilk maçında. Evet, yani Onyekuru'yu zaman zaman sağda oynatıyorlardı. Sol kanatta Masuaras
görev yapıyordu ama işte bu kez Mascaras'ın yedek kalması muhtemelen Lopez Onyekuru işte bu top kaptıkları topları hızlı kanattan indirmek için Onyekuru Lopez ikilisini oynatabilirler ki Lopez gerçekten çok kaliteli bir oyuncu ama potansiyeline ulaşamayan isimlerden birisi. Ama yine de tekniği, hızı gerçekten muazzam. Yani bu açıdan baktığımızda özellikle Ferdi'yle Osayi Samuel'in arkasına dikkat etmek gerekiyor. Zalai Ferdi'nin açıklarını zaman zaman başarılı kapatabiliyor ama tek başına da yeterli olmayabilir. Olympiakos'ta muhtemelen zaten Pedro Martins dersini iyi çalışmıştır. Yani bu açıdan baktığımızda ben Olympiakos'un zaten Fenerbahçe'ye karşı çok baskılı bir oyun oynayacağını zannetmiyorum. Hani bizim stoperlerimize pres yapıp geriden oyun kurmaya engelleyecek tarzda bir oyun oynayacaklarını sanmıyorum ama Fenerbahçe ne zamanki rakip yarı alanına geçecek o zaman Olympiakos'un özellikle saydığım orta sahadaki üçlüsünün devreye girmesi muhtemel. Fenerbahçe'nin bana göre en büyük sıkıntısı hala hücum hattında, üretim konusunda sıkıntılar var. Çok fazla akan oyunda bana göre Fenerbahçe'nin girmesi gerektiği kadar pozisyona demiyorlar lacivertler ama çok yetenekli isimler olduğu için bir şekilde golü atmayı başarıyorlar. Bu konuda biraz daha çalışması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Pereira özellikle hani bu üçlü savunmanın üzerinde duruyor hani bir şekilde. Arda sözünü unutma, orada araya girdim, şunu eklememe izin ver lütfen, hem sohbetimiz çeşitlensin diye söylüyorum bunu. Şimdi çok doğru bir noktaya işaret ettin. Savunmanın sağında solunda ya da işte çizgide sağda solda oynayan oyuncuların defansif etkinliği çok önemli. Çünkü rakip toptayken ki Olympiakos gibi senin de söylediğin gibi kanatları işletebilen, kanat organizasyonlarında efektif oyunculara sahip bir takım karşısında kanat beki olarak oynayan oyuncularınız rakibi unutmadan muhakkak defansı son çizgiye kadar gelmek zorundalar. O sahi bunu ne kadar yapıyor Ferdi? Sol tarafta sağ ayakta oynadığı zaman ne kadar yapıyor bilmiyorum. Soru işareti. Son maçta da Muhammed Gümüşkaya solda oynadı. Değil mi? Defansif açıdan da başarılı buldum. Sağ tarafa Ferdi'yi aldı. Dolayısıyla rakip takımdayken aslında üçlü savunma bloğu olarak gördüğümüz blok beşli oluyor. Yani kanatta oynattığınız oyuncular da gelip savunmanın sağına soluna yerleşiyorlar. Şimdi bunu vasatın çok üstünde yapmak zorunda Fenerbahçe yarınki maçta. Ya Fenerbahçe şimdi evinde olduğu için muhtemelen topa daha çok sahip olan taraf olacak. Hani bu nedenle senin dediğin gibi Fenerbahçe'nin o 5'li bloğunu savunmada çok fazla göremeyeceğiz. Yani şöyle olur, Fenerbahçe golü erken bulursa o zaman topu rakibe verip kontrataklarla oynamaya başlayabilir ama maç 0-0 iken Fenerbahçe'nin o geride 5'li bloğunu muhtemelen yan yana çok görmeyiz. Dediğin gibi yani kanat bekinde oynayan oyuncuların işi çok zor. Yani kanadı neredeyse tek başına savunmaya çalışıyorlar. Tabii ki zaman zaman orta sahadan, zaman zaman stoperden yardım geliyor ama sonuçta kanatta sadece bu oyuncular görev yapıyor. Ferdi hem fiziki anlamda hem sürat anlamında sıkıntılı. Osayi Samuel'le mesela defans silahı var ama en azından hızlı bir şekilde geri dönebiliyor. En azından bir bölgeyi kapatabiliyor. Yani bu açıdan baktığımızdaki Olympiakos'un bekleri de gerçekten çok iyi oyuncular. İşte Sabek'te oynayan Karbovnik 20 yaşında Brighton'dan kiraladılar, Polonyalı oyuncu. Çok enerjik bir isim. Diğer tarafta Reyat Yük var. O da Porto altyapısından yetişen bir oyuncu. O da 23 yaşındaki, hücuma çıkmayı çok seviyor. Yani bu açıdan Fenerbahçe'nin çok dikkatli olması gerekiyor. Forvet'te senin dediğin gibi işte Chiquinho var. Yedeği El Arabi, ki El Arabi de ilerleyen yaşına rağmen gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Umurlar da çok etkili. Yani Fenerbahçe'nin bu nedenle rakibi küçümsemeden oynaması gerekiyor. Evet, Olympiakos kesinlikle eski gücünde değil. Fenerbahçe kesinlikle bu maça favori olarak çıkıyor. Ama yine de çok rakibin tehlikeli silahlar olduğunu unutmaması gerekiyor. Son olarak Pereira'nın bu hani üçlüyü çok konuşuyorsunuz olayını da bir demek istiyorum. Tabii. Yani en basından mesela Başakşehir maçında takım geride hücumda hiçbir şey yapamıyorken bile 3 stoperden vazgeçmiyor. Yani bu konuda biraz esnek davranması gerekiyor ki bu yönde eleştiriler vardı. Muhtemelen bu eleştirileri biraz takılmış da olabilir ama ben bu eleştiren haklı olduğunu düşünüyorum. Yani takım geride, takım yenik durumda ve hücumda varlık gösteremiyorken en azından stoperde artık bir adam eksiltip ileriye veya orta sahaya bir oyuncu eklemesi gerekiyordu. Pereira maalesef esnek davranmıyor bu taktiği konusunda. Sisteminin konuşulmasını da istemiyor enteresan bir şekilde. Ama senin de dediğin gibi işler iyi giderken evet belki çok fazla eleştiri almayacak ama işler kötü gittiğinde hani skorlar, istenen skorlar gelmediğinde bunlarla daha çok karşılaşacak ve açıkçası hani buna da hazır olması gerekiyor. Fenerbahçe gibi takımda çalıştırıyorsanız kalkıp herkes, teknik direktör, herkes
futboldan anladığını düşünüyor diyerek açıklama yaptığınızda da bence çok doğru değil. Sevgili Arda Erol'la sohbetimizin final aşamasındayız. Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Arda, ne dersin, yarınki 11'de Mesut Özil yer alacak mı? Ne gibi değişiklikler bekliyorsun Fenerbahçe'nin 11'inde? Mesut'un oynamasını bekliyorum ki hafta sonunda zaten az süre aldı. Bu maçı da o yüzden mi yedek bekletti? Evet, yani mesela Sivas maçında da oyundan çıkardıktan sonra eleştirmişti Pereira ama. Bir şey söyleyeceğim sana Arda. Sözünü kestim ama yine bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi Pereira'nın kafasındaki plan şu mu, senin öngörünü merak ediyorum. Mesut'u ben bir maç dinlendirip bir maç oynatayım, hele böyle haftada iki maç, en az asgari iki maç yaptığım bir süreçte. Dolayısıyla oynattığım maçtan maksimum verimi alayım diye mi düşünüyor? Yoksa biraz rakibin niteliğine göre, işte kadrodaki oyuncuların sakatlık durumuna göre bakıp mı tercih yapıyor? Yani Mesut'u her maçta kullanamayacak. Çok daha ön bölgeyi rahat kullanabileceği maçlarda, takım savunmasının çok ön plana çıkmayacağı maçlarda mı Mesut'u kullanıyor? Yoksa dinlendireyim çünkü kaldırmaz. Görüyorum onun koşu mesafesini, yorgunluk verilerini vesaire. Bir maç oynatayım, sağlam oynatayım diye mi düşünüyor sence? Bence öyle düşünüyor ki yani haksız sayılmaz. Yani şu bir gerçek, fizik olarak eski günlerinin çok uzağında. Haftada iki tane yüksek tempolu maçı kaldırabilecek düzeyde değil. Şimdi Hatay karşısında topu zaten rakibe vereceği belliydi Pereira'nın. O yüzden Mesut'u kullanmaması normal. Sivas maçında da hatırlarsan Mesut erken oyundan almıştı, o zaman da eleştirilmişti ama sonrasında Frankfurt maçında ilk 11'de oynattı ki Mesut daha enerjikti o karşılaşmada. Mesut'u hani mecburen böyle kullanıyor. Yani şunu belki tartışabiliriz. Fenerbahçe için bu sezon Avrupa mı daha önemli, lig mi daha önemli? Hani Mesut'u ligde daha çok kullanıp ligde kayıtsız ilerleyip Avrupa'da hamle oyuncusu olarak kullanmak mı daha mantıklı olur? O da tabii hani yönetimle Pereira arasındaki o hedeflerle ilgili konuşmada herhalde masaya yatırılmıştır. Sanki hani taraftarlar bu sezon Avrupa'dan çok ligde başarı bekliyor. Tabii ki Avrupa'da çok önemli taraftar için ama ligde önemli bir şampiyonluk hasreti var uzun yıllardır süre gelen. Bu nedenle taraftar sanki lige daha çok ağırlık veriyor. Ama diğer taraftan ülke puanı açısından rezalet durumdayız. Sen de biliyorsun. Evet. Zaman zaman gündeme geliyor. Takımlarımızın Avrupa'da yolunda kayıtsız ilerlemesi de çok önemli. Pereira sanki şu anda en azından grup aşamasındayken Avrupa'ya daha fazla önem veriyor gibi. Mesut o yüzden Avrupa'ya baktı ki Frankfurt bir deplasmanda Mesut'u 11'de başlatması da aslında bunun göstergesi. Hani orada biraz daha deplasman, hani buradan bir puan alsak da yeter, ben daha çok savunmayı düşüneyim tarzı bir anlayışı olmadı. Ben de oyununu oynatmaya çalıştım. Mesut'u ilk 11'e monte etti ve büyük anlamda başarılı da oldu. Ben Olympiakos karşısında da ben Mesut'un ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum. Çünkü her maçı muhtemelen baskılı oynayıp topa sahip olup en azından bir gol iki gol bulana kadar bu oyun anlayışıyla oynayacaktır. Zaten böyle oynayacaksanız da Mesut'a ihtiyacınız var demektir. Peki. Sevgili Arda, 11 meselesinde kalmıştık. 11 beklentin nedir yarınki maçla ilgili? Zaten kalede Altay. Savunmada Serdar Aziz döndü. Serdar savunmaya sert katıyor. Defansif anlamda daha iyi. O nedenle hani Serdar'ı oynatmasını bekliyorum ama son Hatay maçındaki performans sonrasında Novak'ı oynatsa da şaşırmam açıkçası. Hı hı. Ama benim beklentim Serdar, Kim, Salah şeklinde. Osay Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, orta alan. Onların önünde de Mesut, Rossi, Valencia'yı bekliyorum. Ağzına sağlık. Arda, çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar yeniden. İyi çalışmalar. Görüşürüz. Arda Erol Fanatik'te yazıyor. Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor. Fenerbahçe bölümünde bu bilgileri aktardı. Olympiakos son lig maçında Asteras Tiropoli'yi deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı. Olympiakos 4-2-3-1 sistemiyle oynuyor gibi gözüküyor ama aslında 4-3-3 ile teknik direktör Pedro Martins oyunu daha fazla force edebildiklerini düşünüyor ve son düzenlemesi bu şekilde. Henry Onyekuru son lig maçında başarılı bir oyun ortaya koydu. Tanıdık bir isim, Galatasaray'ın formasını giydi. Başarılı oldu bence Galatasaray'da. Fenerbahçeli Matteo Valbuena birinci yedek konumunda. Bu sene 11'de fazla şans alamıyor ama üretken bir oyuncu. Bir gol pasıyla oynuyor şu ana kadar. Ve birinci yedek olarak son lig maçında da oyuna girdi. Geri Rodriguez sözleşmesini Alitta hatta feshetmişti. Serbest bir oyuncu olarak geçen hafta Olympiakos'a transfer oldu ama tabii UEFA'ya listeler verildiği için
maçın kadrosunda yer almayacak. UEFA maçlarında, Avrupa Ligi maçlarında oynayamayacak Geri Rodriguez. Daha önce Galatasaray'da ve sonrasında Fenerbahçe'de kiralık olarak oynamıştı. İyi bir kaleciye sahip olduklarını düşünüyorum. Thomas Vaklik geçen sezon Sevilla'da oynadı ama yedek kaldı. Normalde birinci kaleciydi. Çek milli takımında da başarılı maçlar çıkardı Avrupa Şampiyonası'nda. Fakat orada yani Sevilla'da Bono birinci kaleci pozisyonunda sürekli tutulduğu için artık daha fazla yedek kalamayacağını düşünerek üzülerek Sevilla'dan ayrılmış. Sevilla gibi üst takım, üst düzey bir takımda oynayabilmek kolay değildir. Geçen sezonda, önceki sezonda şampiyon oldular biliyorsunuz Avrupa Ligi'nde Thomas Vaklik'li kadrosuyla. Şimdi bence Olympiakos çok iyi bir kaleci aldı. Kalede de sağlam bir takımla karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Yani kanatları işleten, hücumu 30 dakikada olsa iyi yapabilen ve Tiquinho gibi gol vuruşu açısından sorun yaşamayan bir takım var Fenerbahçe'nin karşısında. Papastathopoulos savunmanın temel taşı. Sisse ile birlikte savunmanın merkezinde oynuyorlar ama Olympiakos'un en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Hiç kuşku yok ki. Bununla birlikte az önce de söylediğim gibi geçen sezon sergiledikleri oyun düzeyinde değiller. Standardını yakalayamamış bir Olympiakos takımı var. Fenerbahçe'nin Olympiakos'la bu dönemde karşılaşacak olması bence bir avantaj. Kolay gol yiyen bir takım Olympiakos takımı. Fenerbahçe eminim maçın ilk bölümünde, özellikle de ilk 30 dakikada bunu değerlendirmeye çalışacaktır. Bakalım nasıl bir maç olacak. Yarın bunu hep birlikte göreceğiz. Sizlerden şimdi izin istiyorum. Reklamlar için, reklamların hemen ardından at yarışını dinleyeceğiz ve sonrasında Galatasaray bölümüyle programa devam edeceğiz. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Programımızın bu aşamasında Galatasaray bölümümüzdeyiz ve sizleri Fransa'ya götürüyoruz. Marsilya'da Serhan Türk var. Doğan Haber Ajansı'nda Demirören Haber Ajansı'nda çalışıyor. Eski adını söyledim. Demirören Haber Ajansı'nda yıllardır çalışıyor ve Galatasaray'ı çok yakından takip ediyor. Serhan, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Özgür yayınlar dilerim. İyi çalışmalar dilerim. Nasıl geçiyor zaman orada? Vallahi yorucu geçiyor. Sabah geldik biz de. Doğru. Takım da bizden bir buçuk saat sonra geldi. Çok güzel bir hava var. Futbol oynamaya müsait. Stat da çok güzel. Marsilya'da çok güzel. Tabii Marsilya'da çok güzel. Dünyanın en güzel yat limanlarından bir tanesine sahip. Uzun sahiller. Daha göremedik. Sadece Cengiz'i gördüm. O da benim için iyi oldu. Cengiz'e de asip gidermiş olduk. Doğru. Cengiz'e sorduğum soruyu dinledim. Burada basın toplantısını yayınladık. Evet. Fatih Terim'in kendisi için çok önemli olduğunu söylüyor. Serhan, o dönemi de biliyorsun, Cengiz'in Galatasaray'a transferi söz konusuydu değil mi Başakşehir'e gelmeden önce? Evet, tabii ki bir transferi söz konusuydu ama tabii ki oradaki bazı imkansızlıkları olmadı, imkan olmadı ve de kariyerini daha değişik şekilde yaptı. Hayırlısı olsun, Cengiz için de bir kazanım oldu. Galatasaray için de bir kayıp oldu ama sonuçta Galatasaray'da tabii ki daha yetenekli futbolcular da geldi. Cengiz kadar yetenekli futbolcular geldi. O açıdan baktığımızda ikisi için de hayırlısı olsun. Hem takım için, hem Cengiz için. Hatta bu yazda adı geçmişti Galatasaray'ın transfer gündeminde, Cengiz Ünder'in. Benim bildiğim kadarıyla da Galatasaraylı galiba çocukluğundan bu yana. İşte onunla ilgili bir şey söylemedi. Ben de söylemeyeyim. Peki. Ama peki. Gerçekten karakterli, düzgün. Hatta yüzüne baktığın zaman konuşurken bile böyle yani yüzü kızaran çok düzgün bir profil. Futbolcu profili. Doğru. Yarınki maçta banka oynayacak. Çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı. San Paolo'nun sözlerini dinleyebildin mi? O ne diyor Galatasaray'la ilgili olarak? Ya ben genel anlamda şunu gördüm. Hem San Paolo'da hem de Cengiz'de. Hatta Cengiz hazır olduklarını dile getirdi. Ama tabii ki burada da şöyle bir şey var. Maç trafiğinde çok yorgun düşen bir Marsilya takım var. Bu yorgunluğu kullanabilecek bir Galatasaray var. Ama biliyorsun Galatasaray'ın ligdeki performansı da çok kötü. Ama Avrupa Ligi'ne geldiğinden daha farklı bir Galatasaray görebiliyoruz. Hoca çekindiğini dile getirdi. Ve bence çekinmekte de haklı olduğunu görebiliyoruz. Çünkü ilk maçını Lazio karşısında kazanan bir Galatasaray var. Ve bu maç onlar için çok önemli. Çünkü Galatasaray eline bir 3 puan aldı. Cebine attı o 3 puanı. Bunlar daha 3 puan alamadılar. Ama tabii ki 1 puan aldılar. Ama çok önemli bir maça çıkıyorlar. Bunu da birincilerler. Galatasaray biraz daha avantajlıymış gibi hissettim ben. Ha, anladım. Onlar epey çekiniyorlar Galatasaray'dan. Öyle hissettin yani. Tabii tabii. Hem çekiniyorlar hem de bir yorgunluk söz konusu zaten. Onu biliyorlar. Yani ben zor maç geçeceğini düşünüyorum iki takım için ama bugünkü açıklamadan sonra bir Galatasaray'ın sanki hissiyatım olarak söylüyorum.
siyatroya söylüyorum, daha avantajlıymış gibi hissettim. Peki. Sağ bekte Sacha Boey oynar mı kadroda ama? Ne diyorsun? Evet, oynamasını bekliyoruz. Zaten Sacha Boey de yaklaşık 5 gündür hem kendi antrenmanlara başlamıştı. Yaklaşık 2 gündür de takımla beraber antrenmanlara yaptı. Son dakika neler olacağını bilemeyebiliriz ama ben şöyle kadro kurdum. Yedlini koydum oraya. Sacha Boey'e de soru işareti koydum. Ama akşamki antrenman çok önemli. Eğer kıyısından köşesinden görürsek taktik antrenmanını, Sacha Boey'in de oynaması Galatasaray için bir avantaj olabileceğini düşünüyorum. Tabii sürpriz sormak çok mantıklı olmaz. 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz 11 ama sürpriz olursa eğer bence dizilimle sistemle ilgili olabilir belki. Ne dersin? Dörtlü savunma anlayışını koruyacak mı Fatih Terim yarınki maçta? Sanki bana öyle geliyor. 4-2-3-1 sisteminde çıkabileceği geliyor. 4-2-3-1 sisteminde de biliyorsun Malka, Nelson, sağda Yedlin ya da Sacha Boey, solda Van Aanholt. Önlerinde Taylan'la Berkan Kutlu'yu bekliyorum. Tabii ki Morutsan, Çikaldao, Kerem ve Halil ya da Cagne. Cagne'e bence fiziğini kullanıp hem de rakip savunmalara bir dert olabilecek şekilde bir oynama şekli var. Halil tabii ki son haftalarda çok forma şansı bulan ama bulduğunda da değerlendirebilen bir futbolcu. Cagne olsa biraz daha önde basabilen, Galatasaray yani önde basmak isteyecek. Önde basması için de bütün silahları kullanacak şekilde görebiliyorum. Benim aklıma şey geliyor Seren, belki Halil ile Cagne'yi birlikte oynatabilir. Halil biraz onun arkasında, forvet arkası pozisyonda. Yani ikinci o zaman Kerem oynatmayacağız yani. Evet. Yani Kerem'i oynatmayabilir. Belki Morutsan hamle oyuncusu olarak sonradan oyuna girer. Ben Morutsan'ı bu saatten sonra Fatih Hoca'nın öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü Morutsan biliyorsun oyundan alındığı zaman Fatih Terim eleştirdiği okların hedefi olmuştu. Hatta en son maçta 85'in dakikasında çıktı zannedersem. İyi ki oynadı, iyi ki çıkmadı ve gol attı dediğimiz zamanlar oldu. O yüzden Morutsan'ı çıkarmak biraz daha eleştiri okları kendine göre almak olurdu oyunun gidişatına göre. Aslında bana sorarsan bir kadro yapmak gerekirse dersen ben Cagney'i forvete alırım. Kerem'in yerine de son haftalarda biz Kerem'i performansını ben düşük olarak görüyorum. Yine de limitlerin üstünde ama ben ilk gördüğüm Kerem değil, ilk hissettiğim Kerem değil. Zaten Halil'in pozisyonuna baktığımız zaman tamam forvet ama kanat forvet özelliği daha fazla olduğundan dolayı Halil Cagne, Halil arkada, Cagne önde iyi bir daha üretken olur. Ben de öyle düşünüyorum. Yani eğer baskılayacaksan rakibi 3. bölgede bu ikiliyle oynamak avantaj sağlayabilir. İkisi de formdaysa yani günündeyse. Çok kesinlikle. Ben orada Cagney'in en azından defans bloğunu bertaraf edeceğini, Halil'in de arkadan gelen pozisyonlarla en azından gol ya da gollerle ulaşabileceğini düşünüyorum. Tabii ki Fatih Terim'in seçimi. Bu akşam biliyorsun 18 Türkiye saati 19'da bir basın toplantısı var. Ardından antrenman var. Taktik antrenmanı da burada gerçekleşiyor. Ondan sonra daha net konuşabiliriz tabii ki. Peki. Sevgili Serhan, skorla ilgili bir tahminin, öngörün var mı? Ne geçiyor içinden? Ya içimden 5-0 geçiyor. Tabii ki o rüya olur da inşallah da olur. Ya ben 2-0, 2-1 Galatasaray'ın alabileceğini düşünüyorum. Yani hani şimdi şöyle bir şey. Belki bizi dinleyenler daha farklı şeylere kapılabilir. Ya bu takım ligde ne yaptı ki? Avrupa Kupalarında ne yapacak? İşte lig farklı oluyor, Avrupa Kupaları farklı oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Futbolcular da farklı kanalize oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Gerçekten ligde çok kötü giden bir Galatasaray var. Çok kötü top oynayan Galatasaray var. Ya oynadığı futbolun hakkını veremeyen ya da şöyle diyelim. Bir sistemi olmayan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Bireysel olarak çok iyi performansı olan bir Galatasaray. Ama sahaya çıktığı zaman farklı oynayan bir Galatasaray var. Lazio maçında da iyi futbol oynayan bir Galatasaray var. Belki Lazio çok geri çekilmeye itti Galatasaray'ın oyun şekli. Bence aynı şekilde Marsilya'yı da geriye doğru iterse, oradan boşluklar bulup değerlendirirse 2-0, 2-1. Yani benim hissiyatım o şekilde. İnşallah da o şekilde olur. En azından Galatasaray yani Beşiktaş çok güzel oynadı. 2-0 yenildi ama güzel oynadı. İşte Fenerbahçe kazansın, Galatasaray kazansın, ilerleyen zamanlarda Beşiktaş kazansın ki biz ülke futbolumuz kazansın. Ben çok memnun olurum, çok mutlu olurum Türk evladı olarak. Peki.
Sevgili Serhan Türk Fransa'dan, Marsilya'dan aktardı. Yarınki Marsilya Galatasaray Avrupa Ligi maçı öncesi sarı kırmızı takımdaki son durumu. Serhan çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben özgür yayınlar dilerim. Görüşürüz, hoşça kal. Değerli Nicar, Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Bir Trabzonspor efsanesi Hüseyin Tok bizimle birlikte. Trabzonspor'un en başarılı dönemlerini yaşadı. Takımın golcüsüydü bildiğiniz üzere. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz umarım hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hı-hı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor bugün şampiyonun en güçlü adayı diyor yaptığı açıklamada. Futbolcuların saha içerisindeki azim, istek ve hırsından mutluyuz. Puan kayıpları olacak mıdır? Olacaktır. Bundan sonra olur mu? Olur elbette ki, ama biz hedefe ulaşacağız diyor. Ne diyorsunuz? Bu ışığı görüyor musunuz Trabzonspor'da? Tabii ki yani puanlar kaybedecek. Bundan sonra da bütün takımlar olduğu gibi Trabzonspor'da puan kaybedecektir. Minim olan az puan kaybederek avantajlı duruma geçmektir. Tabii bu takımın mücadelesi iki maçta, hem Konya maçında olsun hem Alanya maçında olsun, 10 kişilik olarak bu mücadeleyi son dakikaya kadar, maçın bitimine kadar göstermeleri tabii herkeste bir umut belirtti. Yani maça atılma, maçı bırakmama, maçı teslim olmama anlayışı gerçekten futbolcularda bu anlayış çok önemli. Başta Hamşik olmak üzere bu ateşlemeyi yapıyor Hamşik. Çok büyük bir kalite ortaya koyuyor. Hem kişilik olarak hem futbol olarak onun önderliğinde diğer futbolcular da bu şekilde maçı bırakmadan devam ediyorlar. Bu da yarınki maçlar için Trabzonspor ve taraftarlarına da umut veriyor. Hocam, maçın yönetimiyle ilgili son Alanya Spor 1-1 biten maçın yönetimiyle ilgili olarak Halis Özkahya'ya yönetimin gösterdiği bir tepki var. Hüseyin Türkmen ikinci sarı karttan, kırmızı kartta oyun dışında kaldı. İlk sarı kart için bir şey söylemiyorum ama ikinci sarı kart için çok net görüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Hüseyin'in rakibe yönelik hiçbir darbesi yok. Aksine rakip Hüseyin'e çarpıyor. Burada bir şarjdan, bırakın faulü, bir şarjdan bahsedebilmek de mümkün değil. Ben böyle gördüm. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Evet. Aynı şeyleri ben de söyleyeceğim. Yani Trabzonspor'a, yani hakemlerin geçen yıldan bu yıldan beri inanılmaz bir hassasiyetleri var. Yani Trabzonspor'un en ufak hatasını, en ufak faulünü değerlendiriyorlar. Trabzonspor'un lehine olanları maalesef görünmezliğe geliyorlar. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi mesela Konya maçında Vuktor'u haklı olarak atıldı. Bunu hep daha önce de söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Ama aynı faullerin sarı kartlık olan pozisyonlarda 2-3 defa savunmaya taban olarak girilmesine hakemlerin faul bile vermedikleri oldu. Halis Kaya da bunlardan bir tanesi. Hüseyin Türkmen'e faul yapıldı. Hüseyin Türkmen faul yapmadığı gibi çelmeyi rakip oyuncu şeyine taktı. Yazık, şimdi Hüseyin yeni oynuyor. İlk defa oynuyor. Çok da iyi de oynuyordu. Yani hemen çocuğu oradan yani görmeden uzaktı pozisyona. Hemen düştü diye rakip hemen ikinci sarı kartı göstererek dışarı attı. Yeniken müdahale etmedi. Yani yazık yani. Hem takıma yazık, hem futbolcuya yazık. Yani şöyle diyeceğim ya. Futbol hakemlerin kafalarında şeyler var ya. Tilkiler var ya. Yani hiç güven vermiyorlar. Hı hı. Yani enteresan bir durum var. Bu nasıl düzelecek, nasıl edecek? Bilhassa Trabzonspor bu konuda bayağı mağdur olanlardan bir tanesi. Yani. As Başkan Ömer Sağaroğlu dün sert bir açıklama yaptı Halis Özkahya ile ilgili olarak. Yani Halis Özkahya'nın yönettiği maçlarda Trabzonspor özellikle sorun yaşıyor mu? Siz de aynı kanaatte misiniz, yoksa bir tesadüf olarak mı değerlendirmeniz yani, bunu? Bir tesadüf olabilir ama Güney Çakır'da var hakemiydi. Penaltıyı görmüyor, etmiyor. Orada herhalde kahve, Nescafe'si içiyordu herhalde. O öyle, ötekileri öyle. Yani bu bütün şeylerde hakemlerde maalesef bu gidişat, Trabzonspor'un aleyhine olan davranışlar devam ediyor. Umarız ki bundan sonraki maçlarda hiçbir takım hakem şeyinden, davranışıyla, hakem kararıyla mağlup olmasın. Bunu spor kamuoyu olarak, spor sever olarak bunu bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz son bir şey Trabzonspor'a? Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Trabzonspor iyi yolda. Taraftarlarımızın devamlı Trabzonspor desteklemesi lazım. Taraftar maça daha fazla gelmeleri lazım. Maçlarda biraz az seyirci görüyorum. Umarım ki bundan sonraki maçlarda daha çok, yani kuralları yerine getirerek maçlara girmelerini tavsiye ediyorum. Peki. Bir kez daha teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hüseyin Tok bir Trabzonspor efsanesi bizimle birlikteydi. Trabzonspor bölümümüzde yeniden Beşiktaş bölümündeyiz. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçebi. Takım maliyetinin 50 milyon euronun altında olduğunu,
46 milyon küsuratı var. Küsuratını bilmiyorum ama yuvarlak söylüyorum. 46 milyon 500 bin euro civarında takım maliyeti Beşiktaş'ın. Dün Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği Ajax'ın takım bütçesi ise 170 milyon euronun üzerinde. Ama fark sadece bütçelerden kaynaklanmıyor. Oyun açısından da büyük fark vardı. Gerçekten her oyuncusuyla rakibi tehdit edebilen, kolektif futbol anlayışını geliştirmiş, tempoyu istediği gibi ayarlayan bir Ajax takımı vardı ve oyuna hükmettiler. Bence mesele 2-0, 3-0 olması değil, Beşiktaş'ın özellikle de ilk yarıda çok mahkum oynaması. Elbette ki 11 eksik de gitti. Temel taşları Beşiktaş'ın fundamental olarak değerlendirebileceğimiz en önemli oyuncuları yoktu dün sahada. Bunlardan yoksun mücadele edebilmek, oyuna ağırlığını koymak açısından Beşiktaş'ın şansını azaltıyor ama yani en azından uzun toplarla çıkabilirdi. Bir kere yaptı. O da Batshuayi'yi hareketlendirdiği pozisyonda Beşiktaş. Vurduğu şutta direkten döndü ama onun dışında kaleciyi tehdit eden bir pozisyon yoktu ilk yarı itibariyle. Ki soyunma odasında sanırım Sergen Yalçın bu konunun değişmesi için iyi telkinlerde bulundu ki ikinci yarının belli bölümlerinde işte Gökhan girdi, Oğuzhan girdi. Kısmen hareketlilik getirdiler. Yani beklenenin yine veremedi bu iki oyuncu. Kenan Karaman'ın bir aksiyonu vardı. Gol oldu ama hakem faul olduğu gerekçesiyle bu golü saymadı. İptal etti vesaire vesaire. Yani skordan mağlubiyetin mağlubiyeti getiren skordan ziyade nasıl mağlup olduğunuz çok önemli. O açıdan elbette ki çok genç oyuncular vardı. Serdar Saatçi gibi sonradan giren akademi oyuncuları vesaire. Ama bu kadar da mahkum oynamamak gerekiyordu. Şimdi Ahmet Durçevi haklı olarak biz mütevazı bütçelerle Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım kurduk diyor. Bu önemli. Bence yönetim maksimum başarıyı gösterdi transfer döneminde yapması gerekenler açısından. Eski yönetimin yaptığı Lens ve Laiç kontratlarının kulübü zor duruma bıraktığını da söyledi. Pek çok oyuncuya talip olduk. Jetson Fernandez'e de alabilirdik ama Pjanic seçeneği gündeme gelince Pjanic'i aldık. İsteyip de alamadığımız tek oyuncu Kaan Ayhan diyor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi. Sayın Süleyman Oktay bizimle birlikte Beşiktaş'ın formasını başarıyla giymişti. Eski Sporcular Derneği Başkanı. Süleyman abi hoş geldiniz yayınımıza, merhaba. Hoş bulduk Özgürcüğüm. İyi günler, iyi yayınlar. İyi çalışmalar dilerim. Dün siz tespit ettiniz. Tam 8 tane %100 olarak nitelendirebileceğimiz pozisyonu var rakip takımın, Ajax'ın. Ne diyorsunuz maçın geneliyle ilgili olarak? Ya tabii şimdi Özgürcüğüm, yani bugün de bakıyoruz tabii ki kamuoyunda. Hakikaten olumlu düşünceler, olumlu yorumlar görüyoruz. Şu futbolcu görevini iyi yaptı, bu futbolcu görevini iyi yaptı. Gençler çok işte ileriye yönük ışık yaktıkları ve de tabii ki 2-0 sonuca bir iyimser bakılma gördüm bugün bütün kamuoyunda yani. Tabii ki bunlar doğru, bunlar yalan değil. Genç futbolcuları kazanmak çok önemli. Maçın hakikaten maçtan evvel belki de hiçbirimiz 2-0 biteceğini düşünmedik. Yani ben de 2-0, 3-0 iyi netice diye düşünüyordum. Yani hakikaten öyle bir şey oldu. Çünkü çok eksik var. Bu da ayrı bir konu, ayrı irdelenmesi gereken bir konu. Dortmund'da eksikler yok, Ajax'ta sakatlar yok, Dortmund'da sakatlar yok. Bizde niye var? Bizim ülke takımlarımızda niye bu kadar çok sakatlık oluyor veya en fazla da Beşiktaş'ta oldu? Yani bunların hepsinin irdelenmesi lazım. Yani işin gittiği yer, neticelendiği yer puanlar gidiyor. Ve de sen Şampiyonlar Ligi'nde şu an 2'de 0 durumdasın. 2 maçta 0 puansın. Şimdi herkes bakıyorum Lisbon hesapları yapılıyor. İşte Ajax'ı burada yenme hesaplarımız yapılıyor. Bunlar olabilir. Evet, hakikaten Beşiktaş eksik. Beşiktaş tam kadro olmuş olsa tabii ki korakor, dün de korakor oynardı. Yani hakikaten başa baş mücadele ederdi. Ama şimdi sahaya da çıkan bir takım var. Şimdi bu takıma tamam duygusal bakalım, toleranslı bakalım ama eğer futbol profesyonelse, beklentiler çok yüksekse ben işte bu kadar bazen toleranslı bakamıyorum yani. Neticede bu puan maçı sahaya çıkılmış, senin de söylediğin gibi bu kadar mahkum oynamak ayrı. Sergen Hoca zaten mahkum oynamayı düşünüyordu. Maçtan evvel yaptığı beyanatlar da bu şekildeydi. Yani kapanacak, kapatacak, kontratakla gidecek. İşte o Batshuayi'nin bulduğu pozisyonda bunlardan biriydi. Bunları tabii ki daha fazla yapılabilirdi. Ama genç kardeşlerimizin tabii ki takıma girmeleri, çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçında oynamaları, çok eksik olmak
tabii ki daha defansif, daha mahkum oynayan bir Beşiktaş'ı gördük. Mahkum oynayabilirsin Özgürcüğüm. Defansif oynayabilirsin. Ama bu kadar pozisyon vermemek gerekir. Yani, bir... yani aslında Beşiktaş adına şans, onlar adına şanssızlık, 8 tane net pozisyon değerlendiremedin. Normalde bunları tıkır tıkır atan bir takımdan bahsediyoruz, Ajax. Yani 37 ya, maçta 30 gol, 61 gol yemiş Süleyman abi. Yani her an 4'e 5'e gidebilecek bir maç. Ha tabii ben bugün bakıyorum. Evet, Kenan Karaman'ın verilmeyebilirdi pozisyon. Gol olabilirdi, goldü. Batshuayi'nin topu direkten, ama hiç kimse bakıyorum Ajax'ın kaçırdığı gollere değinmiyor. Veya Ersin'in kurtardığı gol pozisyonlara değinmiyor. Yani eğer biz gerçekleri göreceksek bunları da görmemiz lazım. Yani biz maçın en iyi adamı kaleci Ersin'di. Doğru söylüyorsunuz. Tabii yani nasıl Ersin maçın en iyi adamı olabiliyor, değil mi? Dortmund maçında da aynı yorumlar yapıldı. Dortmund maçında da ikinci yarı Dortmund en az 4-5 tane %100 gol fırsatına girdi. Ve de Ersin'le o kurtardı. Maçın adamı yine Ersin'di. Dortmund maçında. Ersin'i de tabii bu arada tebrik edelim. Gelişme, bayağı iyi gelişme var Ersin'de. Çok iyi duruma geliyor gitgide. Yani bu uluslararası Ajax ve Dortmund maçları herhalde Avrupa'daki menajerlerin, scoutların dikkatini de çekiyordur. %100. Yani dün pazarını bence %100 arttırdı. Bütün yan toplarda başarılıydı. Çıktı aldı hava toplarını, yan topları çıktı aldı. 2 metreden 3 metreden sert vuruşları çıkardı ki bir kaleci için en zor şeydir. Çok iyi reaksiyon gösterdi. Beşiktaş'ı ayakta tutan, Beşiktaş'ın ayakta kalan tek adamıydı bence. Tabii yani hakikaten çok başarılı oynuyor. Tebrik ediyoruz Ersin'i de. İnşallah iyi bir Avrupa takımına transfer olup kulübüne de iyi paralar kazandırır. Bu bakımdan yani bunları da çok net görmemiz lazım. Maç boyunca Ajax 55 pozisyonda ceza sahası içinde içine girmiş. Biz Beşiktaş olarak 5 kere girebilmişiz. Yani adamlar cirit atmış oralarda. Özellikle ilk yarıda ellerini kollarını sallayarak 18'in içindeydiler. Evet, vurdukları olmadı. Boş kaleye girmedi. Direğin dibinden gitti. Ersin kurtardı. Yani bunları da görmezsek o zaman biz doğruları da göremeyeceğiz. Futbolumuzda da ilerleme kaydedemeyeceğiz. Milli takımımızın da çok zaman görmüyoruz. Görmemezlikten geliyoruz. Ve başımıza gelenleri de görüyoruz. Yani gerçekçi olacağız. Evet, yeni projeler üreteceğiz. Altyapılara bir defa müthiş. Ya bu Türkiye, ben anlamıyorum. Altın Ordu gibi bir, hakikaten Serpil Hamdi Tüzün Hoca'nın daha modern halini, paralı şeklini devam ettiren tesisleriyle ve de yaptıkları işlerle devam ettiren bir Altın Ordu kulübü örnek alınsın. Evet, ben tebrik ediyorum Altın Ordu kulübünü. Çok iyi yoldalar, çok iyi gidiyorlar. Ya başka türlü olmayacak çünkü Özgür. Yani altyapılara ya Ajax diyorlar. Ajax'ta bir sürü genç adam var. Biz diyoruz ki bir genç 20 yaşında oynuyor, diyoruz ki ya işte tecrübesiz genç futbolcularla oynadık böyle oldu. Ya Ajax'ta da var bir sürü genç futbolcu, dünyanın her takımında var, özellikle böyle yetiştirici takımların çoğu gençlerle oynuyor. Yani o bakımdan bunları ben şaşkınlıkla bu yorumları izliyorum, dinliyorum. Yani belki bana da kızacak olanlar vardır şu an dinleyip de, olabilir, ama benim doğrularım bunlar. Ben de gördüğümü söylemek zorundayım. Ben dün Beşiktaş'ın sahada çok da bir futbol mantalitesi olduğunu, yani bir mücadele etmeye çalışan bir takım gördüm ben. Yani başka da bir şey görmedim. Ama bu normal mi? Evet, normal. Bu kadar eksik ve bu kadar tecrübesiz genç futbolcuyla bunlar olabilir. Çünkü birbiriyle yan yana oynamamış bir sürü futbolcu çıkıyor. Evet, Beşiktaş tam kadro çıktığı zaman tabii ki bu şekilde olmayacaktır. Mümkün değil. İşte Lisbon maçında İnönü'de göreceğiz bunu Özgürcüğüm yani. Evet, bakalım ne olacak. Süleyman abi, tabii. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bir şey değil. İyi günler. İyi günler Özgür. Sayın Süleyman Oktay bizimle birlikteydi Beşiktaş bölümümüzde. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Özgür Sancar.
Özel röportaj. Özel röportaj bölümümüzde dün olduğu gibi bugün de sevgili Baki Mercimek bizimle birlikte. Biliyorsunuz Gençler Birliği'nin sportif direktörü. Gençler Birliği'nde başarıyla forma giydikten sonra Beşiktaş'a gelmişti. Beşiktaş'ta hem Avrupa'da hem de Türkiye'de çok başarılı maçlar çıkardı. Ajax'ın altyapısından yetiştiğini de hatırlatmakta fayda var Baki Mercimek'in. Baki hoş geldin yayınımıza, merhaba. Hoş bulduk Özgür. Abicim nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim. Sen de iyisin umarım. Teşekkürler. İyi yayınlar dilerim. Harika. Sesin çok enerjik geliyor Baki. Ya hızlı başladık bir güne. Devamı da doğru. Böyle akşama kadar. Her şeyden önce Gençler Birliği'ne başarılar dilerim hafta sonu için. Teşekkür ederim. Evet, biz de cuma günü yola çıkıyoruz Balıkesir'de. Pazar cumartesi günü saat 16'da maçımız var deplasmanla. Ondan sonra da milli takım arasını iyi değerlendiririz inşallah. İnşallah. Baki ne dersin? Tahmin ettiğin gibi bir maç mı oldu? Nasıl görüyorsun maçın senaryosunu? Ajax Beşiktaş? Aynen tahmin ettiğim gibi oldu. Kamuoyundaki çok eksiklere rağmen işte gidip de korkulan olmadı çok şükür, ama yani tabii ki Beşiktaş her zaman mücadelesini en iyi şekilde verir herkese karşı. Ama buradaki çok büyük eksiklere rağmen bazı oyuncular da kendi pozisyonlarında oynamadıklarına baktığında yine de sonuç tabii ki yenilgi üzüntü vermiştir Beşiktaş camiasına, Türk futbol severlerine, ama Ajax da aşırı derecede formda bir takım. Onun da pas trafiğini de gördük zaten. Ama çok da aşırı derecede böyle çok ezici bir baskı uygulamadılar. O üstün performanslarını, ezici performanslarını görmediğim için de bir taraftan da şaşırttı diyelim, ama diğer taraftan da sevindirdi tabii. Anladım. Yani gününde mi değildi, yoksa bu maçta bir performans sorunu mu yaşadı? Ya da işte Rolanti'yi alarak oynamayı mı tercih etti Ajax? Nasıl yorumlamak lazım bunu? Rolanti'yi alacaklarını düşünmüyorum. Hiç öyle oynamadılar. Aslında ilk 11'inde çok büyük değişiklikler olmadan oynadı. Zaten genelde ön hattı çok tecrübeli. Arka hattında genç oyuncularla bir iki tecrübeli oyuncular. Yani o yaş ortalaması çok düşük ama çok da kaliteli ayaklar. İşte birlikte çok iyi oynayan takım. Bir de full stat. Yani onun atmosferini gördük dün, yaşadık. Türkiye'de de inşallah tekrar statların kapıları tamamen açılır da özellikle de İstanbul'da Beşiktaş gibi bir rakibe karşı daha önce kulaklarını tıkayan futbolcular gördük. Ajax da İstanbul'da zorlanır diye düşünüyorum elbette. Sevgili Baki, Beşiktaş'ta kaleci Ersin'in ön plana çıktığını düşünüyorum. Beşiktaş'ta tek tek oyunculara baktığımızda özellikle stoper mevkinde Serdar Saatçi oynadı. Sonradan oyuna giren akademi oyuncuları vardı. Ne diyorsun? Hangi oyuncuları sen beğendin ya da işte gerekli mücadeleyi ortaya koyabilenler hangileriydi? Yani şimdi Ersin zaten daha önce de ispatladı kendini. Artık Türkiye'nin önemli kalecilerinden biri oldu. Beşiktaş'ta yetişen kardeşlerinden biri, işte evladından biri. Uluslararası platformda da takip edilen bir oyuncu olduğunu biliyorum. Rıdvan da keza öyle. Serdar Saatçi de boyu posu yerinde bir çocuk. Onu da daha önce de tesislerde de takip etmiştim birkaç yıl önceden itibaren. Çok güçlü bir stoper. Geleceğe önü açık olan bir stoper. Yani Sergen Hoca da ona güvendiği için ilk 11'i hak ettiğini düşünüyorum. O fırsatı da kötü değerlendirmedi, ama yani sahada biliyorsun detay ve tecrübe birleştiği anda, kaliteyle birleştiği anda farklı bir maç oluyor. Tabii burada tecrübeli ayaklar oynasaydı Beşiktaş'ta bu maç belki böyle olmazdı. Tabii o zaman da Ajax belki vites mi yükseltirdi, full kapasite mi oynardı onu da bilemeyiz, ama onu İstanbul'da görürüz diye düşünüyorum. Aslında burada sonradan giren tecrübeliler vardı. Oğuzhan Özyakup gibi, Gökhan Töre gibi. Onlar birazcık daha oyuna ağırlığını koyabilir miydi, ne dersin? Yani ben onlardan ilk 11 başlayıp da oyunda domine etmelerini beklerdim, ama hoca tercih etmedi. Sonradan Berkay Vardar mesela ilk maçına çıktı. Yani evet. Beşiktaş'taki ilk defa A takımla maça çıktığı maç Şampiyonlar Ligi maçı ve Ajax'a karşı. Bir taraftan da ya zaten yeniliyoruz ama 2003'lü bir çocuğumuzu da sahaya sürüyoruz diye Sergen Hoca da aslında Ajax'ta da bir gençlere de değer verdiğinin mesajını da verdi. Beşiktaş'ta o konuda dünyanın en iyi altyapısı olan ve en genç kadrolarından ve en başarılı olan kadrolarından biri olan Ajax'a karşı bunu yapmakta cesaretli. Tebrik ederim Sergen Hoca'yı. Sevgili Baki Mercimek'te sohbetimizin final aşamasına geliyoruz. Baki, Ryan Gravenberch 19 yaşında sol içi oynadı ve harika oynadı. Bence rakip takım adına maçın adamıydı. Ne dersin?
Yani Grafenberg çok iyi. Boyu posu yani 2002 doğumlu. Çok genç bir oyuncu. Çok formda. Edson Alvarez o da orta sahada. Normalde stoper olarak alınan bir oyuncuydu. Onlar yan yana kapı gibi. Çok iyi. Yani ben çok beğendim. Grafenberg mesela bana göre Ajax'ta 1-2 sene daha böyle oynarsa yani astronomik rakamlara İngiltere ya da İspanya'ya gider diye düşünüyorum. Şu anda 30 milyonun üzerinde piyasa değeri olduğundan bahsediliyor. Ve 19 yaşında. Dikkat çekmek gerekiyor. Yani bu yaşlarda aslında oynatıp belirleyici oyunculara sahip ol. Yani oynatmalısınız bu yaşlarda oyuncuları ve belirleyici olmalı. Yani oynadılar çıktılar demek çok tatmin edici değil. Sadece Beşiktaş'tan söylemiyorum. Türk futbolunun adına söylüyorum. Yani şimdi bu çocuk şimdi 19 yaşında fakat geçmişine baktığında bu çocuk 2019 yılında zaten A takımla maçlara çıktı ve o oyuna girdi ve çıktı yani. Geçen sene çok dolu dolu bir sezon geçirdi. Milli takımlara da yükseldi. Ajax'ın bunu daha yeni ilk defa şans verip de oynattığı maçı değil yani. Biz onu şimdi 19 yaşında genç olarak bakıyoruz fakat oynadığı oyun 24-26 yaşındaki tecrübeli oyuncu gibi. Yani bunları bu kıvama fiziken de taktiksel felsefesini de yerleştirmek her yiğidin harcı değil. Bunu Ajax dünyada en iyi yapan takımlardan biri. Ondan dolayı bu çocuklar o filtrelerden geçe geçe elbette ki oynayanlar zaten 10 tane aynı pozisyondaki adamı eleyerek geldiği için burada bu şekilde değerli oluyorlar. Bizim tabii Türk piyasasında, Türkiye'deki genç oyuncularımız var. Dünyada da artık kabul görüyor zaman zaman. Çoğalıyoruz. Avrupa'da da oyuncular bizi temsil ediyor artık ama bunu Ajax zaten biliyorsunuz yani 40 yıldır, 50 yıldır yapıyor. Sevgili Baki Mercimek'le sohbetimizin sonuna geldik. Baki ne diyorsun? Beşiktaş'ın gruptaki şansı için ikinci olup çıkma ihtimali ya da üçüncü olup Avrupa Ligi'ne gitme ihtimali. Daha doğrusu playoff oynuyorlar. Avrupa statü değişti, düzeltelim. Üçüncü olarak tamamlayanlar grup aşamasını Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar. Avrupa Ligi'ni ikinci tamamlayan grupta ikinci olan takımlarla playoff oynuyorlar Baki. Ne diyorsun Beşiktaş'ın şansı için? Yani bu grupta lider olma şansını yitirdi diye düşünüyorum Beşiktaş şu saatten sonra ama yani Ajax'la Dortmund'u geçmek öyle kolay değil. Şimdi iki takım da 6 puanda, Beşiktaş ve Sporting Lisbon 0. Yani ben Beşiktaş'ın evde de deplasmanda da Sporting Lisbon'u yeneceğini düşünüyorum. Bu sefer de belki de ikinci olabilir ama üçüncü olacağını düşünüyorum bu grupta. Bu grupta üçüncü olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorsun peki? Evet, öyle düşünüyorum. Benim sana sorabileceklerim bu kadar. Ekleyeceğim başka şey varsa onu da alabiliriz sevgili Baki. Yani Türk futbol severleri tabii Avrupa Kupalarında ben bütün Türk takımlarını takip ediyorum ve destekliyorum. Dün akşam güzel bir maç oldu. Çok da takılı kalmamak lazım Beşiktaş taraftarlarına söylüyorum. Biz de gençler biliyor olarak da futbol severlerinden her türlü destek bekliyoruz moralmen de. İşte bizi de takip etsinler birincilikte. Hocamız Metin Diyazi'nin çok önemli değişiklikler, çok önemli katkılar sağladı kadro dizaynında. Biz de omuz omuza bu kulübü ayağa kaldırıp başarılı bir yere çıkarmaya çalışıyoruz taraftarında. Yani taraftarlarımıza da ses veriyorum buradan. Onlara da selamlar olsun. Peki. Balıkesir'de inşallah kazanıp Ankara'ya döneceğiz. Umarım Gençler Birliği kısa sürede hak ettiği yere Süper Lig'e yeniden yükselir. Balıkesir maçında başarılar dilerim Baki. Metin Hoca'ya çok selamlar Metin Diyadin'e. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. İyi yayınlar dilerim. Sağ ol. Hoşçakal. Baki Mercimek bizimle birlikte Beşiktaş'ın formasını giydi futbolculuğu döneminde. Gençler Birliği'nde oynamıştı. Oradaki başarısı onu Beşiktaş'a taşıdı. Şimdi futbolu bıraktıktan sonra Gençler Birliği'nin sportif direktörü olarak yine futbolun içerisinde yer alıyor. Özgür Sancar, özel röportaj. Değerli Nicer, artık bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E grubundaki ikinci maçında Fransa'da Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızı takım resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Marsilya maçı takım kadrosunu paylaştı. İki haftadır sakatlığı sebebiyle
forma giyememişti Sasha Boy ve sakatlığını atlattı. Maç kadrosunda yer aldı Barış Alper. Yılmaz yine maç kadrosunda yer alan bir oyuncu. Biliyorsunuz ki Çevren Gücü'nden transfer edildi. Özellikle bu oyuncu her iki kanatta da oynuyor. İçeri kat etme özelliği var. Ön eleme maçlarında özellikle İstanbul'da oynanan Randers maçının ikinci yarısında çok başarılı aksiyonlara sahipti. Onun hamle oyuncusu olarak yedek kulübesinde bekleyeceğini düşünüyorum. Sasha Boy'un az önce Serhan'la da yaptığım telefon bağlantısında 11'de oynaması bekleniyor. Fatih Hoca bu akşam yapılacak antrenmanda son durumuna bakacak. Türkiye saatiyle 22'de karşı karşıya gelecek Galatasaray Marsilya ile deplasmanda tarihi Velodrom stadyumunda. Fernando Muslera, Yedlin Taylan Antalyalı, Alparslan Öztürk, Patrick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpio Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelson, Christian Luyendama, Altay Babacan, Alexander Çikaldao, Marcao, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofyan Feghouli, Mbaye Cagne, Sasha Boy, Berk Balaban. Şimdi bu geniş kadrodan nasıl bir 11 çıkar? Biliyoruz dörtlü savunma oynayacak. Eğer Sasha Boy hazırsa savunmanın sağında sol tarafta Van Aanholt ki son maçta koşu mesafesi açısından takımın lideriydi yani kazanılan Göztepe maçında. Marka ligde cezalı ama Avrupa Ligi'nde oynayabiliyor ve Nelson'a savunmanın merkezinde o eşlik edecek. Taylan Antalyalı ve Berkan'ın önlü arkalı oynamasını bekliyorum. Çıkal daha orta sahada onlara eşlik edecek. Sağ tarafta Morutsan. Sol tarafta bence Halil ikinci forvet ya da kanattan hücum eden kanada yönelik oynayan forvet olarak da oynayabildiği için Halil'in şansı var. Önde de Cagne oynayacak. Halil Cagne ikilisini bir arada oynatmak bence Galatasaray'ı 3. bölgede gol yollarında daha efektif bir takım haline getirebilir. Eğer ikisinin de günlük performansı iyiyse. Tabii Galatasaray adına bunu temenni ediyoruz. Ama tabii Kerem de çok önemli bir opsiyon. Kısa mesafede hızlıyla Türkiye'nin en iyi oyuncusu durumunda. Yani çok hızlı, kısa mesafede çok çabuk kat edebiliyor topla. Bu özelliğini her maçta ortaya koyabiliyor mu? Koyamıyor. Son haftalarda performans sebebiyle eleştiriliyor ama Halil'le Cagney'le başlama olasılığının Galatasaray'ın yarınki maçta daha yüksek olduğu kanaatindeyim. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira bir basın toplantısı düzenledi. Bütün ayrıntılarıyla aktardık sizlere. Herkes teknik direktör, herkes bu işi benden daha iyi biliyor diyerek aslında yapılan eleştirilere de çok büyük önem atfetmediğini ama bunlardan da rahatsız olduğunu dile getirdi bence. Ve sürekli üçlü defans duyuyorum. Futbol bu değil. Bizim üçlü defans oynamamız önemli değil. Bizim nasıl bir dinamizm sahaya ortaya koyduğumuz, sahada nasıl bir dinamizm ortaya koyduğumuz önemli diyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira 11 hakkında fikir vermedi ama Mesut Özil'in 11'de oynamasını bekliyoruz yarınki Olympiakos maçında. Bence Fenerbahçe çok şanslı. Çünkü Olympiakos'u iyi bir dönemde yakaladı. Olympiakos tam anlamıyla hazır değil. Yunan Ligi'nin yayın ihalesiyle ilgili problemlerden dolayı geç başlaması sebebiyle performanslarını 90 dakikaya yayamayan bir takımdan bahsediyorum Olympiakos'tan. Bunu Fenerbahçe özellikle de oyunun ilk bölümünde kullanacaktır. Kullanırsa erken öne geçme şansına sahip olur bence. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşçakalın. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com Özgür Sancar'la spor kazanını sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.